Uğur Derman hayatını gelenekli kitap sanatlarımızın yaşatılması, tanıtılması ve geliştirilmesine vakfetmiş olan en değerli isimlerden. Geleneği devralıp onu yeni nesillere aktarmayı kendisine hayat gayesi edinmiş ve tüm bu sanatlar için gerçekten derman olmuştur. Kitap sanatları, gelenekli sanatlarımız arasında ağırlıklı bir yere sahip. Başlıcaları, hat, teship, ebru, minyatür, cilt ve katı sanatı olan klasik kitap sanatlarımızın geçmişi, kağıdın bulunuşu kadar eskilere uzanmaktadır. Uğur Derman, 1935'te Bandırma'da doğmuş, 1960'da İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Eczacılık Okulu'nu bitirmiştir. 1955 yılından itibaren Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nin emekli hocalarından Hezarfen Hattat Necmettin Okyay'ın kitap sanatları konusunda öğrencisi olmuştur. 1960'da Necmettin Hoca'dan talik hat icazeti alan Uğur Derman, Macit Ayral, Halim Özyazıcı, Süheyl Ünver gibi gelenekli kitap sanatlarımızın uzman isimlerinden büyük ölçüde faydalanmıştır. Uğur Derman'a 1997'de Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi tarafından Fahri Profesör ünvanı verilmiştir. Benim çocukluğum ve gençliğim Üsküdar'da geçti. Üsküdar, İstanbul semtleri arasında geçmişle bağını en son kopartan beldedir. Dolayısıyla orada tarihi yaşadım. Belki insanların adedi kadar kabir kitabesi vardı yollarda. Cami hazirelerinde, Karacaahmet Sultan'da bu kadar zengin bir yerde camileri, efendim hamamları, medreseleri, her şeyleri çok çok olan bir yerdi. Herhalde o ruhumda bu işlere karşı bir temayül uyandırdı. Lise çağlarında edebiyata merakım dolayısıyla Haydarpaşa Lisesi'nin edebiyat muallimi Mahir İz Bey'le yakınlığım oldu. Liseyi 1953'te bitirdiğimde irtibatımızı koparmayalım tavsiyesinde bulundu. Ben de aradım kendisini. Bana dediği şu oldu: senin edebiyata merakın var ama bu işin anahtarını edinmeden hiçbir şey olmaz dedi. Ne yapalım? Başlayalım dedik. Ve ben 18 yaşında 1953'te eski harflerimizi kendisinden öğrenmeye başladım. Bir yıl sonra yanlışlarla beraber bir mektup yazacak hale gelmiştim. Geçmişte de şöyle şeyler hatırlıyorum. Gazete veya mecmualarda o devirde hat ile ilgili bir makale gördüysem 10 yaşında, 11 yaşındayken onu kesmişim. Ve bu tamamen gayri şuuri olarak yapılmış bir hareket. Demek ki yine meylimden dolayı. Mesela hatırlarım, Fahri Celal Cumhuriyet Gazetesi'nde haftada bir yazı yazardı. Efendim, Tophane'deki Kılıceli Paşa Camii'nde demirci kulu Yusuf Efendi'nin vavlarının badem gözünden bahsediyordu. Aradan 60 yıl geçti, hala unutamam. Bunlar hepsi çekici
bir unsur olarak karşıma çıktı. Ve ben Üsküdar'da aşağı yukarı bizim evimizden 500 metre kadar yukarıda oturan Üstad Necmettin Okyay'ın talebesi olmak istedim. Uğur Derman, Necmettin Okyay'ı Üsküdar Yeni Camii'nin imamlığını yaptığı dönemden tanıyan süt dayısı Saim Efendi ile ziyarete gider. Kapısını çaldık. Efendim, daha evvelden haber vermiş Saim Efendi kendisine böyle böyle bir genç getireceğim diye. Bizi çok yakın olarak karşıladı. Ben efendim dedim, yazı yazmak istiyorum dedim. Evladım dedi, ben dedi talik hattında mütehassısım dedi. Eğer sülüs nesih yazmak istersen seni akademiye Halim Efendi'ye göndereyim dedi. Ben efendim sizden yazmak istiyorum dedim. Öyleyse pazar sabahları gel dedi. Öğle saatinde. Hemen kalktım hocaya gittim. Bir gün evvelden de Üsküdar'ın meşhur şekercisi Şekerci Güzeli vardı. Şekerci Güzeli, yani Hacı Bekir gibi Üsküdar'da meşhur. Onun badem ezmesi meşhurdu. Bir kutu yaptırdım ondan ki elim boş gitmeyeyim diye. Gittim kapısını çaldım. Şaşırdı, evlat nasıl geldin dedi. Sokağa çıkma yasağı var o zaman. Nüfus memuruydum, sayım memuruydum dedim. Onun için erken bitirdim, geldim huzurunuza dedim. O güleç yüzlü, beşhuş çehreli zat elimdeki kutuyu görünce birden ciddileşti. Evladım dedi, sizi böyle şeyler getirmekten men ederim dedi. Çünkü benim öğretişim hasbi olmaktan çıkar, menfaat karşılığına döner dedi. Bakın bu yüzyıllar boyunca devam etmiş bir gelenektir. Hat öğretilirken hiçbir surette bir maddi karşılık beklemez hoca. Hatta işte böyle bu tarzda bir hediyeyi dahi kabullenmez. Peki efendim, bundan sonra getirmem dedim. Necmettin Okyay, Uğur Derman'a bir yandan Hüsni Hat dersleri verirken, diğer yandan onun İstanbul'un önde gelen kültür ve sanat insanlarıyla tanışmasını sağlar. Böylece Uğur Derman, genç yaşta kimselere nasip olmayacak bir çevreye sahip olur. Bu sayede yalnızca hat sanatına değil, ebru, minyatür, tesip gibi gelenekli kitap sanatlarımızın tümüne ilgi duymuş, bu sanatlarımızın o günlerde son temsilcileri olan isimlerden istifade etmiştir. Uğur Derman yalnızca sanatlarımızın inceliklerini öğrenmek ve icra etmekle kalmamış, neşriyatlar yaparak da büyük katkı sunmuştur. Derman'ın 15'i kitap olmak üzere toplam 400'e aşkın yayını bulunuyor. Yayınları hat, ebru, tesip, kağıt, mürekkepçilik, ciltçilik gibi klasik kitap sanatlarının tüm kollarını kapsıyor. Uğur Derman'a göre hat sanatı en güzel devrine 19. yüzyılda ulaşıyor. 19. yüzyılda hat sanatı, eski tabirle söyleyeyim, evci balasına çıkmış. En güzel devre 19. yüzyıl. Çünkü grafiği onun İstanbul'un fethinden sonra Şeyh Hamdullah'la yazımız Türkleşiyor, Türk karakteri kazanıyor. Ve grafik devamlı bu şekilde gitmiştir, yükselerek 19. yüzyıla kadar. Bunun sebebi bir kere sağlam bir usta çırak münasebetiyle öğrenilmesi. Arada bir maddi meselenin de olmaması. Para girmeyince gönülden oluyor işler çünkü. Sonra batıda bir karşılığı olmayışı bu sanatın. Tesir edemiyor çünkü. Bakın mimari, musiki, tezyinat hepsi Lale Devri'nden itibaren tediricen bozulmaya başlamıştır batının sebebiyle. Sayesinde, batı sayesinde. Efendim, hat bundan müstagni kalmıştır tesir almadığı için. Ve bir de kendisini yenilemesini bilmiştir. 19. asırda böyle, 20. asırda da böyle. Yani ilk çeyreğinde 20. asrın o fevkaladeliğini sürdürüyor. Şu var ki eskiden yazdıran çok,
efendim bir koleksiyon yapan çok. Onlar mali şartların güçleşmesinden dolayı hem Osmanlı'nın çöküş devri hem Cihan Harbi bu sebeple azalmış. Yani eski tadında değil. Fakat dediğim gibi en güzel devre 19. asır ve 20. asırın ilk çeyreğidir. Vaktaki harf inkılabı oluyor ve bu sanattan dolayısıyla öbür ona benzeyen sanatlardan uzaklaşma başlıyor. Çünkü tesip hattın elbisesidir. İlla ki onun yanına yapılır, etrafına giydirilir. O sebeple hat ortadan kalkınca tesip de azalıyor. Benim 1955'te girdiğimde hiç uğraşan yoktu. Halim Efendi akademide hoca olduğu halde ben kendisinden işitmişimdir. Çıkar koridora merdivenden mimari talebesi inerken yahu eliniz kalem cetvel tutmasını biliyor. Gelin de size şurada iki satır yazı öğreteyim der. Yok talebesi. Yok. Perşembeleri gelir biz de giderdik yarenlik ederdik. Onun için tam kopuş devriydi. Aha, ve bütün benim yetiştiğim üstadları biliyorum, diğerlerini bilmem. Necmettin Okyay, Macit Ayral, Halim Efendi hepsi Nevmid olarak gittiler. Bu sanat bitmiştir artık diye. Hamit Bey hepsinden fazla yaşadı. O bir parça bu düşüncenin dışında olmuştur tahmin ediyorum. Çünkü ona hat için müracaat edenler oldu. Ve o da başladığında bu işe 80 yaşındaydı. Ondan sonra 90 küsur vefat etti yaşı öyleyken. O yaşlarında ne öğretebildiyse ve bugün zaten hoca durumunda olan kıdemli gençlerimiz diyeceğim. Onlar 1970'ten itibaren yetişmeye başladılar. Mesela Hasan Çelebi, Hüseyin Kutlu, Hüseyin Öksüz gibi Hamit Bey'in talebesi olan kimseler. Ve onlar yetiştirmeye başladılar. Ve o yetişenlerin içinde de hakikaten müstesna gençler çıktı. 1928 yılında gerçekleşen harf devrimi, kuşkusuz eğitim hayatımızın gelişimine ve okuryazarlık oranımızın artmasında baş amil olmuştur. Ancak bu alanda yaşanan kimi aşırılıklar, harf devriminden sonra özellikle geleneksel kitap sanatlarımız üzerinde olumsuz etkilerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Uğur Derman, bu döneme hakim olan eğilimi şöyle anlatıyor. Biz bu kültürden koptuk, lüzumu yok deniyor. Efendim ve bir de Arap harfleri eski harf deyince milletin bir şeyi tutuyordu, krizi tutuyordu. Yani o kadar çekinme hali vardı. O sebeple. Şimdi mesela 930'lu yıllar için Necmettin Hoca hattatız demeye korktuğumuz yıllar derdi. Şah Rıza Pehlevi 934'te İstanbul'a gelmiş ve o zaman köprü üstüne bir tarafından bir tarafına tak kurulmuş. Takın üstüne de Farsça kendisine beyanı hoşamedide bulunan bir cümle yazılmış. Ve bunu bulmuşlar hemen Necmettin Hoca'yı yazdırtmışlar. Yani şu kalınlıkta bir yazı. Altına da Necmettin diye imzasını koymuş. İstanbul Müdumumu ise o imzayı ertesi günü oradan kapattırıyor. Çünkü bir Türk yazı yazarsa suç oluyor. Böyle korkunç bir devir. O 1927'de hususi çıkartılmış bir kanun vardır. Efendim kitabı Tuğraların ve Metiyelerin diye. Orada her ne kadar derse de müziğe kaldırılacaktır diye. Mesela Sultanahmet'teki Cevri Kalfa Mektebi'nin üstündeki kitabe. Mektebin müdürü artık bunların bize lüzumu yok demiş.
şeyin çıktığı, kanunun neşredildiği günün sabahı hemen kazıtıyor onu. Oradan muallim Cevdet Bey ve Necmettin Efendi geçerken görüp hemen müzeler müdürü Halil Ethem Bey'e haber vermişler ve o durdurtmuş. Hatta Türk Edebiyatı onu yeniden yaptırmak istiyordu da hayır dedim, o utanç abidesi olarak o şekliyle kalmalı. İleriye dönük yapılırsa kaybolur çünkü. Ama çok yerlerde tuğralar kazılmıştır, kitabeler kazılmıştır. Bazısı kendisini kurtarmıştır. Klasik sanatlarımızın örgün eğitimde hem metodik hem de ideolojik olarak nasıl kesintiye uğradığı hakkında Uğur Derman'ın çok önemli tespitleri var. Akademide Türk tezini sanatları 1936'dan itibaren, o çatının altına girdiğinden itibaren öğretilmiştir. Ama şöyle bir şanssızlığı var. Efendim, bir kere bizde hat olsun, diğer sanatlar olsun hep hususi olarak tarih boyunca öğretilmiş. Bir, ancak medreselerin eğer vakfiyesinde bir yazı muallimi tayin edildiyse ve onun içinde bir akçe ayrıldıysa oralarda yetişenler medreselerde sonra isterlerse kendileri hatla da uğraşmışlar. Ama tezyinat öğretilmesi eskiden nakkaşhane varken saraya bağlı orada oluyor. Sonra veznecilerdeki kağıtçılar, müzehipler çarşısında usta çırak usulü bir adam, bir genç bir müzehibin yanına giriyor efendim çırak olarak, hem sanatı öğreniyor hem artık ona haftalık 3 kuruş mu 5 kuruş mu ne veriyorsa o şekilde kendisinden sonra bir izin aldığı vakit ayrı bir dükkan açıp o da devam ediyor o şekilde. Şeyhülislam Ürgüplü Hayri Efendi devrinde Medresetül Hattati'nin bugün Ankara Caddesi'nde vilayete doğru inerken sol tarafta bir küçük tarihi bina vardır, köşeye gelir. Orası Tersane Emini Yusuf Ağa Mektebi'dir. 200 küsur yıllık bir mektep. Orayı tahsis etmişler vakıfların olduğu için. Medresetül Hattati'nin ilk defa açılmış. Orada hat, tesip, teclit, ebru hepsi öğretiliyor. Fakat 1924'te medreseler kapatılırken bunun isminde de medrese geçiyor diye kapatmışlar. Tahsisat kesilmiş. Tahsisat zaten vakıflardan geliyor. Bunun üzerine hocalar Halil Ethem Bey'e, müzeler müdürü Halil Ethem Bey'e söylemişler bunu. Demiş ki onlar ne yapıldığını bilmiyorlar burada. Ne olur demiş, sizden rica ediyorum ey muhterem hocalar, fahriyen siz derslerinize devam edin. Burayı kapatmayalım. Ben bunu takip edip açtıracağım demiş. Nitekim Ankara'da takip etmiş, kanun çıkarttırmış ve 1925'te Hattat Mektebi adıyla, medrese adı giderilerek burası tekrar açılmış. Ama o 8 ay müddetince bir talepleri olmamış, aman kapanmasın diye üstadlarında bir aylık vesaire almadan fahriyen devam etmişler. Sonra 1928'de harf inkılabı çıkınca yine Hattat Mektebi tabii ilk planda nereyi kapatalım burayı. Yine Halil Ethem Bey girmiş devreye. Bu defa hat öğretilmeden sair sanatların öğretilmesi kaydıyla Şark Tezini Sanatlar Mektebi diye 1936'ya kadar devam etmiş. 1936'da bunu Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'ne bağlamışlar bölümü. Türk Tezini Sanatlar Şubesi adıyla. İşte o zaman Kızılca kıyamet kopmuş. Çünkü akademinin eski hocaları, onlar hepsi hürmetkar bu işe. Diyelim ki Çallı İbrahim, Hikmet Onat vesaire. Fakat Avrupa'da tahsil görüp de henüz dönmüş olanlar
Onlar böyle modası geçmiş bir sanatın bu çatı altında olmaması gerektiğini söylemişler. O sırada akademiye müdür tayin edilen Burhan Toprak da, kendisi Fevzi Çakmak'ın damadı olmak dolayısıyla oralara gelmiştir. O da onların tesirinde kalıp buranın aleyhinde ne yapmak gerekiyorsa onu yapmış. Hatta şu kadar acısını söyleyeyim size. Hocaların, o Turakeş Hakkı Bey gibi, Necmettin Okyay gibi sair hocaların yüzlerine buranın kapanması için yanınıza asistan aldırtmayacağım ve hepinizin gebermesini bekliyorum bu şubenin kapanması için demiş. Her şahıs 65'inde emekli olduğu için zaten 1970 başlarında kapattılar. Şubeyi kapattılar tamamen. 1966'da bir teşebbüs oldu öyle. Hatta beni de çağırmışlardı yeniden ihyası için, işte hoca gibi olmak üzere filan. Arkası gelmedi. 70'te kapattılar tamamen. 80'lerde kurs gibi başladı. Bu yüksek öğretim kurumuna kim söylediyse bilmiyorum, bu dalda fakülte şeylerde, güzel sanatlar fakültelerinde açılmaya başladı. Kitap sanatlarımız içinde yer alan minyatür, zamanla kitaptan koparak bağımsız bir sanat dalı haline gelmiş. Minyatür, klasik usulün yanı sıra modern denemelerin de var olduğu bir sanat türü olarak diğer sanatlarımızdan ayrılmış. Minyatürde boşluk devam etti. Şöyle, zaten minyatür bizde Batı'nın tesiriyle 19. asırdan evvel bitmişti. Yani cisimli resim gelince minyatür ortadan çekilmişti. Bu 1915'te Medresetül Hattatin açılınca İran'dan aslında bir halı mütehassısı olan bir ressam Hüseyin Tahirzade vardır. O getirilmiş Enver Paşa'nın vasıtasıyla, iltimasıyla. O burada bir talebe yetiştirmedi. Yine oraya talebe olmuş olan Süheyl Hoca kendi gayretiyle eski minyatürlere bakarak minyatürle uğraştı. Ama minyatür eskisi gibi bir kitap sanatı olmaktan çıkıp resim havasına girdi. Eskiden yazma kitaplarda, tarih kitaplarında çoğu manzum olmak üzere metin Hattat tarafından yazılıyor. Hadiseyi anlatan minyatürde şebih nüvis eski tabiriyle onun tarafından oraya resmediliyordu. Bütün tarih boyunca böyle olmuştur ve bir yazma kitabının içinde yüzlerle minyatürle, şebihle karşılaşmak imkanı mevcuttur. Ama sonradan Cumhuriyet devrinde de bu küçük bir levha tarzında, efendim kıta tarzında, çoğu eski minyatüristlerden kopya, Levni'den vesaireden bu şekilde yürüyor. Sonradan bize İran tesiri geldi. İran'da da klasik minyatür yapılmıyor. Öyle esrarlı resim havasında bir takım şeyler yapılıyor. Klasik minyatürden kopmamak lazım. Nusret Çolpan modern çalıştı ama çok kuvvetli bir ressamdı. Kendine göre hani akla gelmeyen şey New York'un tepeden minyatürünü yapmak gibi. Çünkü biz minyatürde hep klasik hadiseler işlendiği için sarıklı, atlı kimseleri düşünüyoruz. Bu öyle değil. Bir şey açtı ve çok tutundu o bilhassa dışarıda. Çünkü minyatürde esas perspektif olmayışıdır. Perspektifli minyatür yaparsanız bitmiştir zaten. Kitap sanatlarımız içinde ciltçilik bugün en zor durumda olan sanat dalımız. Cilt sanatı, hat, tesip, ebru ve minyatür gibi sanatlardan farklı olarak bireysel değil, tümüyle bir ekip işi. Atölye ihtiyacı bu sanatın sürdürülmesi ve geliştirilmesi önünde büyük engel teşkil ediyor. Cilt, diğer saydığım sanatlar hepsi şahsen tek başına yapılabilecek şeyler. Hatta tesip de,
minyatürde, ebruda. Halbuki cilt için bir avadanlık lazım, bir atölye lazım. Başka türlü olmuyor. O yapılamadığı için de galiba İsmek'in en hayırlı işi bugün klasik cildin büyük ustası Sacit Okyay'ın talebesidir kendisi. İslam Seçen akademide pek kimseyi yetiştiremedi çünkü rağbet olmadı. Talebe gelmedi. Ben 1980'li yıllardan itibaren akademide ders verdiğim için yakından biliyorum. İslam Seçen'in karşısında talebe bulunmadı. Tek tük birkaç kişi. Hatta benim yönettiğim vakıftan onlara burs vermek üzere dedim ki eğer cildi seçerseniz size burs bağlayacağım dedim. Yine kimse yanaşmadı. Zor. Yani tek başlarına yürütemeyecekleri için bu sanatlarını zor geldi. Şimdi İsmek'te kurs açtırmışlar İslam Seçen'e ve iyi yetişiyorlarmış. Bilmiyorum bu tabii tevatür. O iyi yetiştirir şüphem yok da eğer belediye bunlara bir toplu atölye açmazsa boşuna olur. Uğur Derman, gelenekli kitap sanatlarımıza olan katkısını bugün Türk Petrol Vakfı'nın genel sekreterliği ve sanat galerisinin sorumluluğunu üstlenerek sürdürüyor. Vakıf, sanatlarımızı yaşatmak üzere verdiği uğraşısını galerinin müzeye dönüştürülmesiyle bir adım daha ileriye taşımayı hedefliyor. Bu çekimi yaptığımız mekan Türk Petrol Vakfı Sanat Galerisi'dir. Resmen müze olmadığımız için o tabiri kullanamıyorum. Ben 1977 yılında rahmetli Fethi Gemuhluoğlu'nun bir vasiyeti olarak bu vakfın yöneticiliğine başladım. Ve bu konuda vakıftaki muhatabım bulunmaz bir zat Aydın Bolak Bey'di. Ve ben girişimin ertesi yılında kendisine bizim klasik sanatlarımızla ilgili eserleri toplamamızın doğru olacağını söylediğimde gayet yerinde bir düşünce dedi. Ve ilk olarak Necmettin Okyay'ın metrükatını buraya satın aldık. Tesbihe olan düşkünlüğü malum bize 400'e yakın tesbihini vasiyet etmişti. Onlar da burada teşhir ediliyor şimdi. Bu şekilde toplamamız devam etti. Buraya 1995'te geldik. Ve inşallah bu İstanbul 2010 başkent çerçevesinde burayı bir müze oluşturmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki aylarda onu yapabilirsek bahtiyar olacağız.